Arkadaşlar merhabalar. İkizkenar ve eşkenar üçgenin 5 numaralı testini çözeceğiz dostlarım. Bu videomuzla birlikte hemen başladım. Bismillah diyelim. İlk sorumuzla başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapacaktım? 60'larını yerleştiriyorum. Eşkenarı okur okumaz 60'ları yazın demiştik. 30, 60, 90 arayın ve bulun ve kullanın kesinlikle demiştim. Kullanmaya da başlayalım. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x, 60'ın karşısına x kök3'ü yapalım. Yine bakın 30'un karşısına y diyelim. Burada bir sayı yoksa da kendi kıçımdan uydurdum. 90'ın karşısına 2y diyorum. 60'ın karşısına da y kök3 dedim. Ve son olarak eşkenara okudun, 60'ları yazdın, 30, 60, 90'ı buldun, kullandın. Kenarların eşit olduğunu unutmayacaksın arkadaş. Üç kenarda birbirine eşit uzunlukta. Yani hemen ne diyelim? 2y artı x bu kenarın uzunluğu. Şuradan başladım. Eşit olacak 2x artı 4'e. Hemen onu da yazıyorum. Ve o da eşit olacak 11 artı y'ye. 11 artı y dediğimiz uzunluğa. Hadi şimdi bundan sonrasını takır takır yapalım dostlarım. Şu ikisinden şu x'i bu tarafa atarsak, şu ikisini kullanıyorum ilk önce. X'i bu tarafa atalım, x kaldı. 4'ü bu tarafa atalım, 2y eksi 4 oldu. Sonra x gördüğümüz yere 2y eksi 4 yazalım dostlar. Nerede yazalım? Ya da y'yi yalnız bırakıp şurada bulsaydık daha güzel olurdu aslında. Y'yi yalnız bırakalım, şurada yerine yazalım dostlarım biz. Şu y burada dursun. 11'i bu tarafa atalım bir de. Şunların ikisini kullanıyorum bak. 11 bu tarafa gelirse eksi 11 geldi. 2x eksi 7 eşittir y çıktı. Getirip de burada yerine yazdığınızda da x'i bulacağız. Hemen yazalım. 2 çarpı y, yani 2 çarpı 2x eksi 7, o da ne yapar? 4x eksi 14 yapar. Bir de eksi 4 var, eşittir x diyelim buradan. X'i buraya alalım, 3x eksi 14 ile eksi 4'ü sağ tarafa alalım, 18 olarak toplayarak geçtim. X eşittir ne çıktı arkadaşlarım? 6 çıktı. Yani Ceyhan'dan geldi x dediğimiz şey. Denklem çözme yaptık arkadaşlar ve geldik 2 numaralı sorumuza. Evet, 2 numaradayız. Diyor ki, bir 150 derece verdim sana diyor. ABC ile DCB eşittir. ABC ile şu açıyla da DCB, şu açı eşittir diyor. Peki bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 150, 90 daha 240 yaptı. Şu ikisine toplam 120 kalır 360'tan çıkartırsam. 60-60'da bunlar paylaşırlar bu 120'yi. Bakın iki tane 60 gördüm. Şunu yukarıya doğru şöyle üçgen şeklinde tamamlarsanız 60-60 tepedekine de ne kalacak? Bir 60 da buraya kalacak. Olacak eşkenar üçgen. Hatta şurada 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4'tür, 90'ın karşısı 8'dir diyelim. Ve bakın eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 11'im bulmuş olduk böylelikle. E o halde bu kenarda 11'im olacak. X'e kaç kalacak? 6. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü soruyu okuyoruz dostlarım. 15 derece var, 2 var. AB 2. Eşkenar üçgenmiş bu. Hemen 60'larını şuraya yazalım bir. 60... 60, şuraya da 45 kaldı dostlarım. Ve bakın ben bir 60 bir de 45 gördüm. Şurası 2. Şimdi hem 60 hem 45'i gördüm. İkisinin de karşısına bir diklik çizdim dostlarım. Şurası da 45, şurası da 30 oldu. 30'un karşısına k dersem 90'ın karşısı 2k olur. 60'ın karşısı k kök 3 olur. Peki 45'lerin karşısı eşitti. O halde burası da k kök 3 oldu. Ve bakın k kök 3 ile k'nın toplamı, k kök 3 ile k'nın toplamı 2 oldu. Hadi burayı k parantezinde kök 3 artı 1 yazalım eşittir 2. K eşittir 2 bölü kök 3 artı 1 olur. Eşlenik çarpımı yapıyorum, yani kök 3 eksi 1 ile genişletiyorum bu ifadeyi. Şuradan devam edeceğim. K eşittir olur arkadaşlarım. 2 çarpı kök 3 eksi 1. Kök 3 eksi 1, 2 ile çarptım. Bölü
kökü eksi 1 ile de kökü çarptı 1'i çarpıyorum. Eşlenik çarpımı neydi? Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 1. Araya da her zaman eksi. 3'ten 1 çıktı 2. Bunlar da sadeleşirse k'yı ne bulduk biz? Kök 3, eksi 1 bulduk. Peki bana neyi soruyor? X'i. Yani 2k'yı soruyor dostlarım. Hadi çarpalım bunu 2 ile. 2 kök 3, eksi 2 yapacak. 2 kök 3, eksi 2. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 4 numaradayız. Bakalım ne diyor. Eşkenar üçgenmiş yine arkadaşlarım. O halde yine ben 60'ları bir döşeyim ilk önce. Hemen şuraya 60 derece, şuraya 60 derece, şuraya da 60'ı yazdım. Bir kenarın uzunluğu 4 artı x'ti. O halde burası da 4 artı x olacak. Şuraya x kaldı. Burası 4 artı x. Bak şurada bir kosinüs teoremi de yapabilirim. Ama çok gerek yok. 60'ı görünce diklik indireyim karşısına hemen. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacak. Peki şuraya da bir k diyelim şimdilik. Biz Pisagor yapacağım şu üçgende. Kök 21'in karesi 21 eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12 artı k'nın karesi. 12'yi çıkarttım. 9 eşittir k kare kaldı. K eşittir 3 çıktı. Peki burası 3. Bir de 2 buradan var. Toplam x ne çıkacak arkadaşlarım? Şurayı soruyor bana. 2 ile 3'ün toplamı 5 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den çıktı. 5 numaralı sorumuz. Yine eşkenar mı demiş? Evet. Eşkenarımızı yazalım o zaman. Hay ben böyle ucun içine bir daha da buradan uç alırsam. 60'larımızı bir yazalım arkadaşlarım. Şöyle yazdık. Bir kenar 12 birimmiş. Burası da 12 birim oldu. Şurası 6. 6 birim oldu dostlarım. Bak yine şurada bir salak bir üçgen çıktı. Hemen 90'ımızı indirelim şöyle. 30'umuzu yazalım. 30'un karşısı 3 olacak. 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Şuraya da 8'den gayrı 5 kaldı. Hemen şurada Pisagor'u da çakalım. X de gelsin. X kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 27 artı 5'in karesi 25. Toplarsan 52 yapar x kare. X de eşittir 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 çıkar. Sorumun cevabı da Bursa'dan gelmiş olur. 6 numara. Bakın kayı kuralı görüyorum arkadaşlarım. Bakın bir BE doğrusuna bakın şu doğruya. BE dediğiniz doğru bir yükseklik. Ve ben yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğu zaman, ikiye böldüğü zaman ne diyordum? Açı ortay da olacak ve bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olacak. Yani şurası 17 ise bu da 17 geldi. 8, 15, 17'yi gördüm. Burası 15 çıktı. Nereyi soruyor bana? AD'yi soruyormuş lan. Zaten bulmuşuz bile çoktan cevabı. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. 7 ile devam edelim o halde. 4 kök 2, 2 kök 3 var. Hatta bakın 120 ikiz kenar üçgense şurayı birleştirdiğimde ben 30, 30 olacak. Hatta buraya 45 kalacak. 120, 30, 30 üçgenin özelliği neydi? 120'nin karşısı şu 30'ların karşısındakinin kök 3 katı. 2 kök 3'ün kök 3 katı ne yapar? 6. Burası da 6 oldu. Peki başka 75. Şuradan bir diklik indirelim hadi 45'i gördük. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4, 4. Şuraya da 2 kaldı. 6'ydı çünkü oranın toplamı. Ve bakın senin çok sevdiğin artık alıştığınız bir Pisagor bağıntısı. Bir dik kenar 2, diğer dik kenar 4 ise küçük olanın kök 5 katıydı. Hipotenüs 2 kök 5'i yapıştırdı. 8 numarayı da okumaya başladım böylelikle. Diyor ki DBC üçgen. EF diktir. 3 ile 6'yı gördük. İkiz kenar demiş mi bunun için? AB ile AC'yi eşit vermiş. Bakın şuradaki AB, şuradaki AC'ye eşit. Peki bunlar ikiz kenar olduğunda biz şunu öğrendik. Şu BC'nin ismine ne diyorduk bir kere? Taban. Eşit olmayan kenar, taban. Şu ikiz kenar üçgenimizmiş. Bu ikiz kenar üçgeninde tabanını çizmiş. Şunlar da 15-15 hatta. Peki taban üstündeki bir noktanın İkiz kenarlara olan dik uzaklıklarının toplamı yani 6 ile 3'ün toplamı 9 neye eşitti? Şu eşit açılardan çizilen yüksekliğe eşit. Yani ya C'den ya da B'den çizdiğim yüksekliğe eşit.
C'den çizdiğim yükseklik, bakın geniş açı olduğu için dışarıdan çizilmiş, o halde buraya eşit 9. Hatta 9, 12, 15 üçgeninden x de 12 gelir. 9 numaraya geldik dostlarım. Bakın yine ne var? BAC ile BCD'nin arasında 1'e 2 oranında bir açı muhabbeti var. Bunu öğretmiştim size. Şimdi bir daha tekrar edeceğim dostlarım. Diyor ki önce bir şunu yazalım. BAC'ye 2 alfa dersen BCD'ye alfa diyeceksin diyor. Yazdım onu. Şimdi bu 1'e 2 muhabbeti, yani alfaya 2 alfa muhabbetinin olduğu bir soruda 90 derece varsa ikiz kenar vardır. Ya da ikiz kenar varsa 90 derece vardır demiştim arkadaşlarım. Bu alfaya 2 alfanın 3 tane sorulma tipi vardı. Birini açıortayda gördük bunun. Açıortayda dedik ki açıortay çizmeye çalış ilk önce. 2 alfadan aşağıya bir açıortay çiz. He baktım bu olmadı. İkinci yol neydi? Alfa alfa olacak şekilde dışarıda bir ikiz kenar oluşturuyorduk. Bu videoları takip edin arkadaşlarım. Üçüncü olarak da soruda bir de ikiz kenar varsa 90 derece arıyorduk. 90 derece varsa ikiz kenar arıyorduk. Şimdi burada ikiz kenar var bakın 9 9. O zaman bir 90 derece olacak bir yerde. Nasıl buluyordum öğretmenim? İkiz kenarın taban açılarına bir beta beta de bakalım. Peki şu ikiz kenarın iç açılarını bir topla. 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 değil mi? O halde alfa ile beta'nın toplamı da 90 olacak. Peki dostum şurası zaten alfa ile beta olduğu için 90 oldu. 9, 12. Aha buranın tamamı 15. O zaman x'e kaldı 6 dedim. 9 Denizli'den çıktı cevap. 10 numaraya geldik. Yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Bir kenar uzunluğu 30 santim olan eşkenar üçgen şeklindeki kağıdın üzerine 6 santim eninde kenarlara dik olacak biçimde beyaz şeritler konularak 3 farklı renkteki eş bölgelere ayrılıyor. Kağıdın üzerine 6 santim eninde. Bakın şu beyaz şerit, şurası beyaz şerit çekilmiş. Ve eni 6 santimmiş. Şurası 6 santim. Yani şurası da 6 santim. Şurası da 6 santim eni. Burası 6, burası 6. Burası da 6 santim şeklinde beyaz 3 tane şerit çekilmiş. Evet arkadaşlar, bu benim kameram 12 dakika, bazen 30 saniye, bazen 25 saniye çekiyor. Ve orada kendiliğinden duruyor. Şimdi tekrar durduk. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Ne demişti şimdi bu kerata? Büyük bir eşkenar üçgen var. Bir kenar uzunluğu 30 santim demişti. Şimdi 6'sı burada arkadaşlarım. 30'muş şu kenar uzunluğu. 6 buradaysa 24 kalır şunlara, hatta 12, 12 paylaştılar çünkü bunlar eş bölgelermiş. Şimdi aynı şekilde bu da 12, bu da 12, 12 ve 12 şeklinde dağıttım bunları dostlarım. Şimdi şu 60'tan şöyle bir aşağıya doğru diklik inseydik biz, 30-30 diye bölecekti bu diklik buraları. Şuralarda 90'ar derece zaten verilmiş soruda, dik gelecek şekilde bantlar çekilmiş. Peki 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3 olacak. Burası 4 kök 3, burası 4 kök 3. Bakın şu turuncunun çevresi 24 artı 8 kök 3. E şimdi bu 3 bölgede eşit olduğu için bundan 3 tane var. Çarpı 3. Yani 72 artı 24 kök 3 yapar. Sorumuzun cevabı da Denizli'den gelir dostlar. Geldik 11 numaraya. Bu da yeni nesil bir soru. Katlama sorusuymuş hatta. 30 derecelerimiz, 45'imiz var. AE'ye 6 vermiş. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renkli ABC üçgeni biçimindeki karton A köşesi BC kenarı ile çakışacak şekilde katlanıyor dostlarım. Hemen şunun katlanmadan önceki halini bir gösterelim biz. Şöyle katlanmadan önce şuradaydı. A buradaydı arkadaşlarım. Şurası 6'ymış. Şurası 45 dereceymiş, şurası 30'muş. 45 katlandı buraya geldi, hani kat çizgisi açıortaydı ya, 45 oldu burası. 6 katlandı buraya geldi. 45, 45, 90, şurası da 90 oldu. Şurası 60 derece geldi. 30 katlandı buraya geldi 30, şurası 120 oldu. Her şeyi buluyoruz yavaş yavaş. Şimdi bize şuradaki x'i soruyor. Bakın şu 30, 60, 90 üçgeninden x'i bulacağım. Şimdi 30'un karşısı k ise 90'ın karşısı 2k muhabbetini yapmam için de k'yı bulmam lazım. Peki k
katlanmadan önce neredeydi? ADD'ydi. O zaman burası da K. Yani ben şuradaki 30, 45 ve 105 üçgeninden 6'dan faydalanıp K'yı bulacağım. K'yı bulunca da zaten bana 2K'yı soruyor. Cevap da gelecek. Gelin K'yı da yukarıdaki üçgenden bulalım dostlarım. Şimdi şurası 105'ti. 45 ve 30'u gördüğüm için 90'ı indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. 45'in karşısı 3 ise burası da kök 2 katı 3 kök 2. Demek ki AD yani K dediğim şey 3 kök 2 imiş. K 3 kök 2 ise bu da 3 kök 2. Bu da 2 katı 6 kök 2 geldi dostlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda da test 6 var mı? Var. Test 6'ya geçeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.